Merhabalar sevgili Terazi Burcu. Bu video ikinci dekan teraziler için hazırlandı. 3 ile 12 Ekim tarihleri arasında doğdunuzsa ya da yükselenim terazi diyorsanız 10 ile 20 derece arasında yükseleniniz terazi ise bu video size özel demek. Bu videoda önce Terazi Burcu'nda yani sizin burcunuzda bir ay tutulması, daha sonrasında da 8 Nisan'da bir güneş tutulması Koç burcunda tam karşı noktanızda. Bunlarla ilgili çokça detay vereceğim sizler için. Ardından hem Nisan hem Mayıs ayı ile ilgili bazı tarih aralıkları ve de bazı uyarılarım ve de özellikle parayla ilgili çokça fırsatlarınızı görebileceğiniz tarih aralıkları sizin için aktardım. Kağıt kaleminiz olmadan izlemeseniz ne kadar hoş olur. Kağıt kaleminiz olsun elinizde. Ya da bu videoyu tekrar izleyin Nisan'da, Mayıs'ta. Önce biraz genel bilgiler vereceğim. Daha sonra Nisan, Mayıs detaylarına geçeceğim. Hadi başlayalım. Sevgili ikinci dekan teraziler, epeyce kazançla kazanmakla ilgili ikinci evinizde bir dolunayla bu videoyu başlatayım. Şöyle ki bu videoyu tabi Nisan ayının ortalarında izliyorsunuz ve önümüzde 24 Nisan sabah saatlerinde bir dolunay var. Bu bir akrep dolunayı ve sizin için önemli tabii ki alın teri para kazanmak, daha iyi kazanmak ve Mart'ta başlamış büyük projelerde ilerleme kaydedebileceğinizi gösteren gökyüzü konfigürasyonları var. Birini bir kötü giden bir ilişkiyi tartışmacı birini ya da biraz kıskanç birini geride bırakmanızda fayda var. Bu 8 Nisan güneş tutulması da muhataplarınızı gösteriyor. Şöyle ki öncelikle 25 Mart'ta bir ay tutulması deneyimledik. Bu terazi burcundaydı. Bir dolunay, terazi ay tutulması. Bunun 18 Eylül'e kadar bir gündem yaratması söz konusu. Bu da karşımdaki kişiyle olan ilişkim anlamına geliyor. Bana göre sen dediğim alan, ben ve eşim, ben ve sevgilim, ben ve iş ortağım her anlamda. Ve 24 Nisan Akrep Dolunayı da biraz hayatın tadını çıkarmak konusunda ufak ufak engeller. Belki bu engelin de para olduğunu düşünmenizi sebep veriyor. Düşünmenizi sağlıyor mu denir? Düşünmenize neden oluyor. Yani para yok ki eğlenelim diyor olabilirsiniz veya hayatım biraz renksiz, sıkıntılı. İşte şu kişiye mecbur kaldım, ne bileyim işte iş ortağıma mecbur kaldım. Bu ilişki tamam mı, devam mı gibi. Sebebi 8 Nisan'daki güneş tutulması haftalarca böyle düşündürtebilir. 3 ay, 6 ay böyle düşündürtebilir. Ama unutmayın ki güney ay düğümü teraziden gelip geçiyor. Bu sebeple de biraz sağduyulu, biraz sabırlı olmakta fayda var. Sabır göstermeniz gereken konulardan biri de çocuklarınız konusu. Onları biraz özgürleştirmek, biraz beklentileri doğrultusunda hareket etmek, belki de biraz şımartmak önemli olabilir. Pek çoğunuzun 5. evinizden gelip geçti artık Satürn. Eğer geçip gitti ise onlara güvendiğinizi ufak ufak göstermenizde fayda var. Ama unutmayın, 21 Nisan'dan bir hafta önce bir hafta sonrası sıra dışı bir gelir getirici bir konu başlığınız olabilir gibi gözüküyor ve Nisan ayının bu son 10 gününü çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Meğerse bir yatırımınızın çok büyük bir kazanım olduğunu fark edeceksiniz gibi. Bazı konularda Nisan ve Mayıs'ta karar vermek çok daha kolay. Çünkü buradaki Akrep, Boğa, Dolunay, yeni ayları bazen başarı anahtarı demek ve kendinizi belirli bir planla sınırlarsanız o plan çerçevesinde de başarılı olabileceğinizi de göreceksiniz. 10 Nisan civarında sizin dekanınızın karşısından güneş gelip geçti. Bu hayatınızı biraz zorlaştırabilecek rakiplerinizi göstermiş olabilir. Sonraki 10 gün o rakipleri, o sizin yerinize kimlerle görüştüklerini, sizin yerinize kimleri işe aldıklarını, kimleri terfi ettirdiklerini fark edebilir, görebilirsiniz. Resmen üstlerin baskısı anlamına geliyor. Burada zorluk yaratan durumlardan bir adım geri çekilip de niye bu tepkileri aldığınızı, niye sizi tercih etmeyip başkalarını tercih ettiğini fark etmeniz gerekiyor. Herkesin ne yapmaya çalıştığını anlamanız gerekiyor. Yavaş yavaş da 1-2 Mayıs'a doğru bunu fark edeceksiniz. Önünüze tek tek sizden gizlenmiş ya da arka planda konuşulmuş konular gelecek olabilir. Ve bir güneş tutulması 8 Nisan'da deneyimledik. 18 Eylül Balık burcundaki ay tutulmasına kadar rekabet, kazanma kararlılığı, daha iyi para kazanabilme odaklanması kararlılığı bunları gösteriyor. Bazı insanlarsa
Bu dönemde 8 Nisan 18 Eylül arasında sizin çabalarınıza karşı durabilir. Tekrar söylüyorum, bu yıl boyunca Güney Ay düğümü Terazi burcunda ve de böyle olduğu için siz bu hedeflerden ufak ufak nasıl diyelim, bazı tutum davranış değişiklikleriyle sanki hedefi değiştirmişsiniz gibi davranmakta fayda var. Uzlaşmacı olmakta, hatta ilişkileri sıcak tutmakta fayda var. 22 Nisan bir hafta önce, bir hafta sonrası Venüs sevgiyi, şefkati biraz bastırabilir. Soğuk, inatçı veya umursamaz görünmenize neden olabilir. Farklı beklentilerden dolayı ilişkilerde gerginlik yaşanması mümkün. Sebebi işte tam dekanınızın karşısından Venüs geçiyor. Ve uyum sağlamak için biraz sabır, biraz anlayış gerekiyor. Çünkü karşıdaki kişi biraz daha itibarlı veyahut da nasıl diyelim, aslında haklı gibi, ya da onu bir anlamaya çalışın, bir dinlemeye çalışın gibi. Burada ilişkide zorlukların üstesinden gelmek veyahut da tutum davranışta, parayla ilgili odaklanmada farklılıkları çözebilmek için güçlü olmanız gerek. Hatta biraz dayanıklı olmanız gerekir. 13 Nisan'dan itibaren başlayan bir etki, retro Merkür dönemindeyiz, evet. 6 Mayıs'a kadar, yani düze dönse bile bir 10 gün daha, 6 Mayıs'a kadar sizin dekanınızın karşısından gelip geçecek. Biraz geri, biraz ileri. Şimdi bu Merkür zihinsel stres, huzursuzluk, yanlış anlamalar, tartışmalar, bu potansiyeli getiriyor sizin dekanınıza. Sözleriniz, fikirleriniz, görüşleriniz, planlarınız başkalarının biraz karşı durmasıyla, muhalefetiyle karşı karşıya görülebilir veya burada en iyi seçenek uzlaşmacı olmak, işbirlikçi olmak gibidir. Önemli kararları biraz ertelemekte fayda var. Yani 6 Mayıs sonrasını ertelemek de sizin için, bu ikinci dekan için geçerli. Ve en iyi seçenek böyle bir adım geri atmak, ama işbirlikçi olmak, en önemli konu bu. Önemli kararlarınızı 6 Mayıs'tan sonraya almak önemli. 1 ile 28 Nisan arası bu Merkür retrosunun epeyce zorlu haberini alacak olabilirsiniz. Bazen bu trafik kazaları haberi bile olabiliyor. Bu size özel bir durum değil. Genellikle böyledir. Kafa karışıklığı gibidir, iletişim sorunları gibidir, trafiği alt üst edebilir, seyahatleri alt üst edebilir, iş görüşmelerinde son anda değişen durumlar olabilir, ertelemeler olabilir, iş görüşmeleri veya ameliyat tarihleri gibi konular ertelemeli ilerleyebilir. Ya da daha önce yaşadığımız bir konuyu yeniden yaşamak gibidir aynı zamanda. Burası çocukluğunuzdan bu yana getirdiğiniz bazı kaygıları da özellikle 14, 15, 16 Mart'ta yaşamış olabilirsiniz. Veyahut da Mart'ın son haftası 22, 23'ünde yaşamış olabilirsiniz. Bir benzerini de 13 Nisan, 6 Mayıs arasında yaşayabilirsiniz bazı travmatik konuları. Niye travmatik diyoruz? Bakın, akrep genel itibariyle psikolojiyle ilgilidir ve akrepte bir dolunay var. İkinci dekan terazi olarak bu sizi etkiler. O sebeple biraz anlaşmazlıklara eğilimli olabilirsiniz. Ya da Merkür-Venüs kavuşumu var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ayın 19'unda, Nisan'ın hemen birkaç gün sonrasında. Bu Merkür-Venüs kavuşumu da retro Merkür olduğunu unutmayalım. Sözlerinizde biraz dikkatsizlik, biraz sabit fikirli olma eğilimi, anlaşmazlıklar, utanacağınız bazı konular, hani zor duruma düşmek gibi. O yüzden biraz sözlere, biraz giyim tarzımıza dikkat edeceğiz. Merkür-Venüs kavuşumunda retro Merkür olmasından dolayı fikirleriniz, planlarınız biraz başkalarına farklı gelebilir. Ve 28 Nisan'dan itibaren 12 Mayıs'a kadar Güneş'in açıları değişken hedefler veriyor size. Biraz da tutarsız ruh hali verebilir derim. Bununla birlikte 7-8 Mayıs, orada bir yeni ay var 8 Mayıs'ta. 7 Mayıs'tan itibaren ta ki 7 Haziran'a kadar tam bir ay kendinizi biraz endişeli, biraz kararsız hissetmenize yol açacak bazı açılar var. Tam bir ay, yani 7-8 Mayıs'tan 7 Mayıs, 7 Haziran'a kadar. Şimdi burada başarınızın anahtarı belirli bir hedefte odaklı kalmak, çok dağılmamak budur ve karar vermek nispeten daha kolay böyle olursa. Belirsizliğin yerini de hani belli bir konuya odaklanma beceriniz çıkaracak ve 12 Mayıs ile 28 Mayıs arasında sizin dekanınızın tam karşısından Mars geçecek. İşte bu size özel, sizin dekanınıza özel 12-28 Mayıs arasında. Burada çok bencil, çok iddialı görünmemeniz gerekiyor. Başkalarının
başkalarının hani duvar gibi olmasına veya direnç göstermesine sebebiyet verebiliyor. Başkalarının yolunuza çıktığını veya isteğinize karşı çıktığını, size nasıl diyelim, dik bir duruş sergilediğini, size muhalefet olduğunu fark edebilirsiniz. 12-28 Mayıs arasında bu anlamda dikkat. Biraz egzersiz, biraz aynı konularda tekrarlama yapmak, çalışmak, sıkı çalışmak bu gerginliğinizi biraz azaltabilir ve risk almamış olursunuz. Yani bir tekrar durumu var. Aynı konuları yeniden çalışma gündemi var. 29 Mayıs 12 Haziran arası da güneşin açıları çok güzel. İlişkilerinize giderek uyum katan iç sakinlik, iç denge tam bu dönemde söz konusu. Daha verimli, daha üretken olacaksınız. Bu nedenle de kendinizi, hedeflerinizi iyi anlatabilmek için çok mükemmel bir zaman ikinci dekan terazi için. 11 Haziran'a kadarki dönemi, 29 Mayıs 11 Haziran arasını çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Üstlerinizin olumlu tutumu da söz konusu. Bir de Güneş'le Venüs'ün 3-4 Haziran'da baya böyle güzel bir kavuşumu, uyumlu bir iş ilişkisi başlatabileceğinizi, uyumlu bir ticaret başlatabileceğinizi düşündürüyor. Dahası var, Venüs sizin dekanınıza üçgen açıda olacak 29 Mayıs 9 Haziran arasında. Bu sizin stresinizi giderek azaltacak, rahatlamanız kolaylaşır, ticarete başlayabilirsiniz. Alım satım işleri gibi veyahut da hani bir şey satmak, karlı satmak, kiralamak, karizmanız da artar, romantizm de gelir. Venüs tabii ki aşkla da ilgili ama daha çok burası Venüs'ün sizin dekanınıza yani yükseleninize özellikle üçgeni hem sosyalleşme hem ticaret, para kazanma ve karlı işler yapma. Ama derseniz ki benim ikinci dekan içinde güneşim var. Güneşim terazi ikinci dekanda. İşte bu Venüs'ün buraya açısı romantizm ve hani nikah teklifi gibidir. Karizmanız hayranlık uyandırabilir, artan güzelliğiniz, çekiciliğiniz. Bu da bunları gösteriyor. Bence çok güzel bir ay. Mayıs ayı. Azıcık sabırlı olmanızda da fayda var sevgili ikinci dekan teraziler. Ve sevgili ikinci dekan teraziler, bu şekilde detaylı videoları tercih ederseniz, bunu bana videomun altına yazarsanız, beğendim yazsanız ben anlarım, beğendim beğenmedim niye bu kadar uzun yazabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum ve de zil butonuna tıklarsanız yayınlanan videolardan anında haberdar olursunuz. Teşvik edici olması açısından beğen butonuna tıklamanız da bizim için çok kıymetli. Görüşmek üzere, hoşça kalın.